Merhaba, bugünkü tarifim fincanda cevizli kadayıf tatlısı. Yapımı sanıldığından çok basit olan bu şerbet tatlıyı mutlaka sizler de denemelisiniz. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için tencerem içerisine 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Ben klasik su bardağı kullandım. Ardından aynı bardakla 5 su bardağı su harika bir şerbet tatlı oluyor. Mutlaka sizler de bu şerbet tatlıyı denemelisiniz. Orta ateşte şeker erine kadar devamlı karıştıralım. Şeker eridikten sonra şerbeti kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Daha sonra çeyrek limonu sıkıp 5 dakika daha kaynatın ve tatlıyı soğumaya alın. Burada yarım kilo yaş kadayıf var. Onları bu şekilde açarak birbirlerinden ayırıyorum ve tel tel yapıyorum. Ve biraz da kopartın. 500 gram kadayıf yuvarlak büyük borcam için yeterli olacaktır. 100 gram tereyağımı erittim. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum yağ karışımını kadayıfın üzerine döküyorum. Ve elimle bu şekilde karıştırarak kopararak harmanlıyorum kadayıfları her tarafına yağ gelsin benim sürekli yaptığım tatlardan bir tanesidir kadayıflı tatlılar hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor sizler de kendi ailenize misafirlerinize Ramazan'da seyrettiğinizde bu tatlıyı denemelisiniz dışarıdan almadan ev ortamında çok pratik oluyor ya her tarafına geldi. Ben cevizle hazırlayacağım bugün tarifimi. İsterseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Büyük borcama tam yetiyor hazırlamış olduğum tarif. Bir tane fincanı alalım ve yarısına gel şekilde kadayıfı koyalım. Çok sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Ortasını hafif çukur yaparak içerisine bir tatlı kaşığı kadar cevizi yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi cevizler dişe geliyor. Biraz daha kadayıf koyarak bu şekilde parmaklarımızın ucuyla basarak döndürüyoruz ve bu şekilde çıkartıyoruz. Tepsi yanımıza gerek yok çünkü kadayıf yağlı. Tekrar göstermek istiyorum. Biraz kadayıf yerleştikten sonra bir tatlı kaşığı kadar cevizimi koyuyorum ve çok az daha kadayıf. Bu şekilde parmak uçlara döndürerek şeklini veriyorum ve tekrar oval yaparak fincanı çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi herkesin kolaylık yapabileceği tatlardan bir tanesidir. Kanalımda farklı farklı da kadayıf tatlıları var. Onları izleyerek farklı tariflerde hazırlayabilirsiniz. Ve beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkına yorumlarınızı yazmayı, henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bütün hepsini tamamladım. Zaten tam geliyor yarım kilo kadayıf büyük borcama. Önceden ısıtılmış 180 derece fırın en atrafına pişirmeye gönderiyorum. Tatlı fırından çıktı. 5 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuyan şerbetin tamamını döküyorum. Mutlaka tatlının ilk sıcaklığı çıksın. Bir 5 dakika dinlensin. Yoksa hamur gibi olur kadayıf tatlınız. Şerbeti her tarafına gel şekilde döküyorum. Ve 2 saat dinlendiriyorum. Tatlım dinlendi. Artık servisine geçebiliriz. Harika bir tat. Harika bir lezzet. Üzeri çok güzel pişti. Altı da o şekilde. Üzerine fıstık ile süsleyin. Kıvam bu şekilde. Tel tel ve şerbetini tam çekti. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için de Bilimlerizin açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.